din Rabbim tebareke ve teala. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, la tahsabanna allazina yafrahun bima atu ve yuhibbun ay yuhmadu bima lam yef'alu fela tahsabannahum bimafazatin min al'azab ve lahum azabun alim. Ey Muhammed'im, şu Yahudiler seni inkar ettikleri için ve seni dinlemedikleri için ve seni tasdik etmedikleri için yaptıklarıyla sevinip ve yapmadıklarıyla övünenlerden, yani sanma onlar böyle azaptan kurtulacaklar. Hayır, onlar azabın içindeler ey Muhammed. Allah tebareke ve teala buyuruyor. Onlar övülmekten hoşlanıyorlar öyle mi? Yafrahun. Nerede? Nerede? Yafrahun bimefazetin minel azab. Fela tahsabennuhum yef'alune fela tahsabennuhum bimefazetin minel azab. O yafrahun nerede, bir dakika. La tahsabanna allazina yafrahun, evet. Onlar yani seviniyorlar, arzu ediyorlar. Bunlar azaptan kaçacaklarını sanma ey Resulüm. Onlara acıklı bir azap olacaktır. Alçaltıcı, zillet verici Allah bir azap onlara hazırlamıştır. Subhanallah. Fela tahsabannahum bimafazatin minel azab. Onlar azaptan geri kalmayacaklar. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ. Onlar alçaltıcı, zillet verici bir azap hazırlamış. Sevinsinler bakalım, gülsünler bakalım. Gülsünler. فَلْيَضْحَكُوا قَل۪يلًا وَلْيَبْكُوا كَث۪يرًا. Az gülsünler bakalım. Ama ahirette çok ağlayacaklar Allah diyor. La ilahe illallah. Sevinsinler bakalım. Eğlensinler, gülsünler. Ama şunu bilsinler ki وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerin ve yerin mülkiyeti sahibi Allah'ındır. Eynel mefer, kurtuluş nerede? Nereye gidiyorsunuz Allah diyor. Allah'ın mülkündesiniz. Var mı kaçış? Şimdi duyduk televizyonda, Rusya 2040'ta uzayda üst kuracak. Kursun, isterse şehir kursun. Yine Allah'ın mülkündesiniz. Nereye kaçacaksınız? Eynel mefer. Aynı tedavul. Bu gidiş nereye? İsterse şehir kursunlar uzayda. Yine Allah'ın mülkündesiniz. Subhanallah. İllahi ve lillahi mulkü semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Zerreden kübraya, aştan semaya, doğudan batıya, kuzeyden güneye ne varsa hepsi Allah'ındır. Hepsi. Hepsi Allah'ındır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadir. Her şey. Zaten şey kelimetun nekire. Yani çoğu kapsayan bir kelimedir. Her şey Allah kadirdir. İnne fi halqis semavati vel ard. Burada duaya geçiyor Allah tebareke ve teala. İnsanları düşünmeler için, idrak etmeler için burada uyarıyor. Diyor ki şunu bilin ki ey kullarım, inne fi halqis semavati vel ard, göklerin ve yerin yaratılışıyla ilgili. Vaktilafil leyli ven nahar, gece ve gündüzün ard arda gelmeleri. Bunlar var ya bunlar, le ayatin li ulil albab, akıl sahipleri için birer ayettir. Birer burhandır. Birer ibrettir bunlar. Düşünün Allah. Bu kainatı yaratan kim? Bu insanları yaşatan kim? Rızık veren kim? Öyle ya. Şu dağların nasıl dikildiğini, şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa edildiğini, direksiz. Böyle bak. Yıldızlar, gezegenler. Şu yağmur yağdığı zaman aynı su, aynı toprak olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzeler oluyor değil mi? Ayrı tat, ayrı şu ayrı, bu ayrı. Patates ayrı, domates ayrı, ayrı tat. İşte bu. Bunları yaratan kim? Size bahşeden kim? Sevk ve idare kim? Kim ediyor? Allah'tır. İşte düşünün Allah diyor ya. Bu yüce Allah'ın
kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetinin ne kadar büyük ve güçlü olduğunu gösteren bir alamettir, bir burhandır, bir işarettir Allah diyor. فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ Nereye gidiyorsunuz? Düşünün Allah diyor. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın. La ilahe illallah. وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah her şeyi kadirdir. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاَيَاتٍ لِعُلِي الْاَلْبَابِ dedik değil mi? Evet. İşte kim bunlar? Akıl sahipleri. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا O insanlar ki, o hakkıyla Allah'a bağlı olanlar ki, o insanlar ki Allah'ı يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا Ayakta iken Allah'ı zikrederler. وَقُعُودًا Ve oturarak. Ondan sonra وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Şeyler, yatmış vaziyette, şeyler, yanlarında, uzanmış vaziyette. Yani her haliyle Allah'ı anarlar. Her haliyle. Ve ala cunubihim. Sonra ve yetefekkerûne fî halkis semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Ya Rabbi, ey Allah'ım. Bunları nasıl yarattın ya Rabbi? Allah'ım sen ne büyüksün. Allah'ım. Rabbena mâ halakte hâzâ bâtilâ. Ya Rabbi. Sen bunları boşu boşuna yarattın. Allah'ım fakina azaben nar. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi derler. Koru ya Rabbi derler. Koru ya Rabbi derler. Kim bunlar? Hakkıyla yüce Allah'ın rububiyetine, uluhiyetine, isim ve sıfatlarına tasdik edenler, akıl sahipleri için alametler, ayetler, ibretler vardır Allah'ta. İşte bunlardır. Bunlardan olmak istiyor musunuz? O zaman kema emarakum rabbukum ve ahbarakum nebiyyukum sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayın. La ilahe illallah. İşte bunlar Allah'ın kudretini gösteriyor, yüceliğini gösteriyor, iradesini gösteriyor. Rabbena ma halakta hada batila. Bunları boşuna yaratmadın ya Rabbi. Subhaneke fekine azabennâ.